Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterimiz, yurt dışından ve yurt içinden gelmiş bulunan sayın belediye başkanları, yerel yöneticiler, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünyadaki 118 ülkeden nüfus olarak daha büyük nüfusa sahip olan bir şehrin su ve kanalizasyon hizmetlerini veren idarenin genel müdürü olarak tabii burada diğer iki konuşmacımız başarılı ülkelerinden bahsetti. Benim eğer nüfusa orantılı olarak bir söz hakkım var ise herhalde benim bir 10 kat falan zannediyorum söz sahibi olmam lazım konuşma. Bilmiyorum sayın moderatörümüz böyle bir süre verebilir mi? Peki. Evet, benim tabii spesifik olarak vereceğim herhangi bir başarı ölçüsü tek bir noktada yok. Çünkü açılış konuşmasında da sayın genel sekreterimizin de bahsettiği gibi 1990 yılların ortasında su ve atık suyu yönünde gerçekten İstanbul çok iyi bir karneye, çok iyi bir nota sahip değildi. Bu 20 sene süre zarfı içerisinde geldiğimiz noktada gerçekten 14 milyon insanımıza rahatlıkla kullanabilecekleri bir temiz bir içme suyu ve bu suların daha sonra kullanıldıktan sonra toplanarak arıtılmasına sahip olan gerçekten güzel bir sisteme sahip olduk. Dolayısıyla 20 sene içerisinde su ve atık su konularında bizim bahsedebileceğimiz çok güzel başarı öykülerimiz var. Ben kısaca size bunu bir sunum halinde hem genel müdürlüğümüzü tanıtmak hem de bu arada yaptığımız bu güzel işlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, İSKİ Genel Müdürlüğü olarak bizim 3 esas görevimiz var. Bir tanesi içme suyunu temin etmek, diğeri kullanılmış suları toplayarak arıtıp ve uzaklaştırmak, son olarak da bu içme suyu kaynaklarımızın korunmasını sağlamak. Bazı rakamlar vermek istiyorum. Bizim hizmet verdiğimiz nüfus sayısı yaklaşık olarak 14 milyon. Abone sayımız 5,5 milyona yakın. İçme suyu şebeke uzunluğumuz 17.500 kilometre. Atık su kanal uzunluğumuz 14 bin kilometre. Günde verdiğimiz ortalama su miktarı 2.400.000 metreküp. Bu yaz aylarında 2.850.000 metreküpü geçen sene buldu. Evet, çalışan sayımız da yaklaşık olarak 7.500 civarında. Evet, içme suyu kaynaklarımızın tamamına yakını yüzeysel su kaynağı. Dolayısıyla biz olası kuraklıklardan ciddi şekilde etkilenebilecek bir pozisyondayız. Su ihtiyaçlarımız tabi master plan çerçevesinde belirlenmiş olup bu aşağı yukarı tahminlere uygun bir şekilde bu rakamlar oluşmakta. Evet, önümüzdeki yıllarda gördüğünüz gibi 4.7 milyon 2040 yılında 4.7 milyon metreküp gibi çok ciddi bir suya ihtiyacımız olduğu gözüküyor. Tabi İstanbul'un ortasından bir boğaz geçiyor. Dolayısıyla Boğaz'ın iki tarafında oluşmuş, Asya ve Avrupa yakasında oluşmuş iki büyük kütle ve su ve nüfus durumlarına bakıldığında bunların ters orantılı olduğunu görüyoruz. Suyun büyük bir kısmı Asya kısmında ama nüfusun büyük kısmı da Avrupa yakasında. Dolayısıyla suyun Asya yakasından Avrupa yakasına geçirilmesi gibi bir görevde, bir durumda söz konusu olmuş durumda. Mevcut su kaynaklarımıza bakacak olursak toplu halde burada verilmiş durumda 1.3 milyar metreküplük bir rezervimiz var. 1893 yıllarında itibaren 1883'lerde kurulmuş barajlarımız var. Ve en son hizmete alınan 2007 yılında hizmete aldığımız bir bölümün hizmete aldığımız Menen suyu var. Birazdan izah edeceğim. Evet, barajlarımızdan bazı
resimler. Ve planlanmış bundan bazı su kaynakları. Tabii bu yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu noktalarda, bunların yakınlarında bizim içme suyu arıtma tesislerimiz var. Bunların da toplam arıtma kapasitesi 4.4 milyon metreküp gün civarında. Şehre verdiğimiz su miktarlarını görüyorsunuz. Yıllık miktarlar bunlar. Geçen sene itibariyle 2012'de 873 milyon metreküp toplam su verilmiş. Evet, içme suyu arıtma tesislerimizin yerleri harita üzerinde gösterilmiş durumda. Bazı içme suyu arıtma tesislerimizden bazı resimler, görüntüler ve kapasiteleriyle ilgili bilgiler. Mesela bu gördüğünüz 2 TL içme suyu arıtma tesisi. Toplam kapasitesi 840 bin metreküp gün. Evet, içme suyu arıtma tesisimizin üniteleri, ki bu modern arıtma tesislerinde bulunan ünitelerden görünüş. Gene eski bir arıtma tesisimiz ki bizim genel müdürlüğümüzde bu arıtma tesisinin yakınlarında bulunuyor. Buradan bir görünüş. En büyük arıtma tesislerimizden bir tanesinde görünüş. Toplam arıtma kapasitesi 1,5 milyon metreküp civarında ünitelerden oluşuyor. Evet, Büyükçekmece içme suyu arıtma tesisi ve Melen suyunun arıtıldığı Cumhuriyet arıtma tesisinden bir görünüş. Tabii içme suyu temini noktasında açılış konuşmasında yine genel sekreterimizin belirttiği gibi İstanbul hep su sıkıntısı çekmiş bir büyük bir kent. Dolayısıyla bizim mevcut kaynakların yeterli olmaması sebebiyle İstanbul'un doğusundaki Melen tarafında Düzce ili sınırları içerisinde 200 kilometre yakın bir uzaklıkta ve yine batı yakasında Bulgaristan sınırına kadar olan alanda, ki bu da 100 kilometrenin üzerinde, toplam baktığınız zaman 300 kilometrelik bir içme suyu hatları ile su şehre getiriliyor. Toplam ishal hatları uzunluğu 2200 kilometre civarında. Buradaki boru çaplarına bakacak olursak 400 milimetreden 4000 milimetreye kadar değişen çaplarda boru. 1990'lı yılların ortasında içme suyu hatlarındaki kayıp oranı, kayıp kaçak oranı %65 gibi bir rakamdayken bugün bütün içme suyu hatlarının yenilenmesi, dipdik fon borularla yenilenmesi suretiyle bu miktar, bu kayıp kaçak oranı %20 civarlarına düşürdü ve çabamız onu daha da aşağı seviyelere çekebilmek. Evet, suyu çok uzaklardan ve çok değişik topografik özellikli arazilerden geçirdiğimiz için çok sayıda pompa istasyonlarımız var. Arıtma tesislerinde kullandığımız çok sayıda elektrik sarfiyatı var. Kurulu bir şey bakacak olursak pompa istasyonlarımızda 308 bin kVA'lık bir kurulu gücümüz var. Enerji tüketimimize bakacak olursak gördüğünüz gibi taşınan su miktarına bağlı olarak, verilen su miktarına bağlı olarak bu artış göstermekte ve İstanbul'da tüketilen elektriği %2,5 gibi bir miktar, ki bu çok büyük bir miktar, İSKİ tarafından kullanılmakta. Gene modern bir SCADA sistemimiz var. Bu sistem sayesinde biz içme suyu hatlarımızı, ishal hatlarımızı, barajlarımızı sürekli olarak gözlemleyip kontrol edebilmekteyiz. Evet, gene çok modern bir içme suyu laboratuvarımız var. Burada şehrin muhtelif yerlerinde günde 300 ila 400 değişik noktadan alınan su numuneleri buralarda tahlil edilerek halkın sağlıklı su içebilmesi burada test edilmekte ve bu
neticeler bizim sitemizden aylık olarak yayınlanmakta. Evet, Türk standartları, Dünya Sağlık Teşkilatı standartları, Avrupa Birliği standartları gibi değişik standartlar çerçevesinde su numaraları sürekli olarak izlenmekte. Evet, biraz önce bahsettiğim Düzce ili sınırları içerisindeki Karadeniz'e akan bir çay 189 kilometre mesafeden İstanbul'a içme suyu olarak getirilen bir projeden kısaca bahsetmek istiyorum. Proje bir tamamlandığında yaklaşık olarak 1 milyar 77 milyon metreküplük gibi bir yılda su temini sağlanacak ki bu İstanbul'un bugünkü su tüketimine yaklaşık olarak eşit bir miktar. Bunun tabi etaplar halinde gerçekleştirilecek olan bu projenin birinci kısmı 12 Aralık 2012 yılında hizmete alınmış durumda. Bu projeyle 189 kilometre uzaktan getirilen bu su yine Anadolu yakasındaki Cumhuriyet Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra 4000 milimetre çapında, yani 4 metre çapındaki bir tünelle Boğaz'ın altından 135 metre Boğaz'ın altından geçirilerek Avrupa yakasına getirilip buradan İstanbul'a dağıtımı sağlanmış bulunmaktadır. Evet, bu birinci aşamadaki çalışmalardan bazı görüntüler burada verdik. Evet. Şu anda ikinci kısım, bu çalışmanın ikinci kısmı inşaatı devam ediyor. 135 kilometre uzunluğundaki 3 metre çapındaki boruların inşasının 100 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda ve 2016 yılında, özür dilerim, bu önümüzdeki seneler içerisinde bu devreye alınacak. Aynı zamanda burada bir baraj inşaatı şu anda Devlet Su İşleri tarafından başlatıldı. Bu baraj inşallah 2016 senesi içerisinde hizmete alınarak İstanbul'un ileriye yönelik su problemleri ciddi şekilde bertaraf edilmiş olacak. Evet, 2007 senesinde burada da yağış grafiğinden de görüldüğü gibi 2007 yılı içerisinde çok ciddi bir kuraklık gözlendi ve barajlarımızdaki su seviyesi çok minimum seviyelere düştü. Bu Melen suyu çalışması o tarihte başlamıştı. Fakat 2010 senesi içerisinde tamamlanacak olan bu proje Devlet Su İşleri tarafından çok hızlı bir şekilde ele alınarak bu sene İstanbul'a su sıkıntısı çektirmeden atlatılmış oldu. Evet, 105 kilometrelik bir içme suyu hattı ile sular Ömerli Barajı'na getirilerek burada arıtılıp burada da gördüğünüz gibi yapılan iki tane 1200 milimetre çapındaki iki hatla Avrupa yakasına geçirildi ve bu insanların, İstanbul halkının su sıkıntısı çekmeden bu yazı atlatılması sağlanmış oldu ki ondan sonra da zaten herhangi böyle bir riskle karşılaşılmadı. Daha sonra bu içme suyu arıtma tesisleri arasındaki entegrasyon yapılan ishal hatlarıyla sağlandı. Gene bu dönemde baraj içerisinde atıl vaziyette kalan düşük potlardaki su yüzücü duvar üzerine konmuş portatif hatlarla, pompa istasyonlarıyla çok ciddi miktarlarda sular kullanımı sağlandı. Burada gördüğünüz gibi bu Ömerli Barajı'ndan bu çalışmayla 144 milyon metreküplük bir suyun, toplam dip suyunun 94 milyon metreküpünün alınması sağlanmış oldu. Benzer şekilde Terkos Gölü'nde de bu çalışma yapıldı. Tabii şu anda bölgesinde bulunduğumuz Haliç yine 1990'lı yılların başında çok çok kötü durumdaydı. Biz eskiden olsaydı buraya yaklaşmak bile mümkün değildi. Çok ciddi bir kirlilik vardı.
Burada şu resimlerinde gördüğünüz gibi Haliç üzerinde